Rabbim niye benim duamı duysun ya da ilgilensin ki benimle? Yani neden ilgilenmesin diye buna belki ilk verilecek cevaptır. İkincisi Allah'ın bizle ilgilendiğini zaten görüyoruz. Bak şu anda görüyoruz biz. Bak işitiyoruz, birbirimize konuşuyoruz. Bu program herkes işitiyor. Nasıl işitiyoruz biz? Yani ben kulağımı ben yaptım ya, bu kulağın içindeki ses titreşimlerin, ki vücudun en kompleks yerlerinden biridir o titreşimle ayırtan nokta. İşte bunu ben ayarladım falan diyen var mı? Yok, benim Haydi müdahalem yok o hocam. kadar kompleks olmayan, hani kulak kadar bir noktamız alalım, kaş. Ki onun da tabii fonksiyonları var. Ya ben kaşımı yaptım, kaşımın kıllarını ben yaptım diyebilecek olan kimse var mı? Yok, ben üretmedim. Her şey, Allah bizle ilgilenmeseydi bunların hiçbirine sahip olmazdık. Şu mekanizmayla, bu mekanizmayla. Allah bizi göz, işitme, işte kaş, eller, ayaklar sahibi yapmış. Bu ne demek? Allah zaten bizle ilgileniyor. Ha, Allah bir şeyle ilgilenince diğeriyle ilgilenmesini engel değil ki. Hani insanlar 3-4 tane şeyle aynı anda ilgilenebilir. İşte merdiven çıkarken bir anda bir şey dinleyebilirsiniz. Aynı anda belki ne bileyim Bir şey kısırdığınızı taşırsınız veya evet. kaşıyabilirsiniz. İki torba taşırsınız. Ama aynı anda 3 konuşmayı falan dinleyemezsiniz. Veyahut da ne bileyim vücut ağırlığınızın 3-5 katı kadar bir şey taşıyamazsınız gibi. Yani sonuçta yapacaklarımız bizim çok çok sınırlı, ama Allah da öyle bir sınır yok. Bir de Allah bir şey yaptıkça kaynaklarından bir şey eksilmiyor. Biz şimdi bir ömür sermayemiz var. Artı bedenimizin belli bir enerjisi var. Enerji. Yani biz enerji sarf ediyoruz bir şey yapınca. Vakit sarf ediyoruz. Artı bedenimizin kısıtlılıkları var yapamadığımız. O yüzden insanın herhangi bir şey yapması demek yaşlanmaya bir adım atması demek. Çünkü zaman sarf ediyorsun. Bedenindeki enerjiden bir şey sarf ediyorsun demek. Yani kıt hazinemizden, kıt zaman hazinemizden başka bir şeyden olmasa bir şey harcıyoruz demek. Fakat Allah bir şey yapınca Allah'ın vücudundaki enerji tükenmiyor ki. Bir enerji hazinesi tükenmiyor. Allah'ın zaman hazinesi, kısıtlı bir zaman hazinesi yok ki. Allah'ın mekanla ilgili sahip olduğu imkanlar, zamanla ilgili olduğu imkanlar sınırsız. O yüzden Allah bir kulunun isteğini bir şey verirken Allah'tan bir şey eksilmiyor. Yani Allah için şu anda dünyadaki 8 milyar insanın dualarına cevap vermek, bütün isteklerini de yapmak Eksiltmez. şey, yani bizim şuradaki şu kalemi alıp şuradan şuraya koymamızdan daha kolay. Niye? Çünkü bizim şuradan şuraya şu kalemi koyduğumuzda bile vücudumuzdan işte bir saniye yitirdik. Enerjimizden çok az bir şey de olsa şu kalemi buraya koymakla yitirdik. Allah 8 milyar kişinin hepsinin duasına cevap verse Allah'ın yitireceği hiçbir şey yok. Bir de Allah madem ki evrenin yaratıcısı, evrendeki zamanın da yaratıcısı. Beni Big Bang ve Tanrı kitabını okuyabilirler, özellikle bu zamanın yaratılış başlığıyla. Şimdi Ramazan'da, yani bu kısa programda öyle biraz derin felsefi konulara girmeyeceğim. Ama evrenin ve zamanın yaratıcısı olarak Allah, kaynakları sınırsız olan Allah için dualara cevap vermek çok çok kolay. O Çok zaman çok biz kolay. Yani sanki bunun bilinciyle dua etmek lazım. Benim dualarıma isterse yapması çok kolay olan Allah'a dua ediyorum diyerek dua etmek lazım.